Sayın arkadaş Hatice, siz belediye meclisinde delegesiniz. Kimin tarafından seçildiniz? Bildiğiniz gibi ben Manastır Belediyesi'nin toplumsal siyasi şurasına delege seçilmişim. Bu seçim Sosyalist Birliği tarafından yapılmıştır. Sayın arkadaş Mithat da, Evet. siz de belediye meclisinde delegesiniz. Kimin tarafından seçildiniz? Hangi şurada üyesiniz? Beni Manastır Sendikalar Birliği tarafından Toplumsal Siyasi Şurasına delege olarak seçtiler. Seçildiğiniz toplumsal siyaset teşkilatların düşüncelerini, tutumlarını meclise nasıl elde ediyor, nasıl taşınıyorsunuz? Belediye Sosyalist Birliği başkanlığında üye olduğum için her zaman gerek başkanlık üyelerinin ve gerek mahalli sosyalist birliği üyelerinin düşünce ve isteklerini delege olarak bulunduğum belediye şurası oturumlarına ilettirim. Arkadaş Mithat da, siz delege olarak vazifenizi nasıl görüyorsunuz? Bunun hakkında biraz konuşur muydunuz? Bu soruya doğruca beni delege seçenler cevap verebilir. Yalnız şunu diyebilirim ki, delege vazifesini memnuniyetle tutundum ve aynı zamanda vazifeyi başarıyla elde etmek için çalışıyorum. Arkadaş Hatice, siz aynı zamanda bir eğitim işçisisiniz. Belediye meclisi önünde okul problemleri ne kadar yer buluyor? Ben öğretmenim. Bunun için diğer problemler arasında beni en çok okul ve eğitimle ilgili problemler ilgilendirir. Çünkü bu problemlerle yakından ve doğrudan doğruya uğraşırım. Belediye şurasında okullarla ilgili çeşitli problemlerin çözülmesine çalışılır ve bunlar hakkında konuşulur. Günümüzde en önemli problemler öğretmen aylıklarının bindirilmesi, öğretmen kadrosuna daha da iyileşmesi ve öğretimde Marksizm eğitimine daha geniş bir yer verilmesi ve daha çok dikkat edilmesi gibi konulardır. Sayın arkadaş Mithat, seçildiğiniz insanların tutumlarını belediye meclisine kadar nasıl ulaştırıyorsunuz? Bu tutumları nasıl elde ediyorsunuz? Sendikalar Birliği tarafından seçik olan 10 delege toplanıp aramızda sorunlar hakkında tartışma yapıp tutumlar meydana çıkarıyoruz. Hususu dikkat ediyoruz. Tutumlar sendikalar örgütünün tutumları olsun. Yani aynı zamanda aramızdan birini tutumlar belediye meclisi önünde çıkmak için aramızdan birini seçiyoruz. Sayın arkadaş Hatice, bu problemlerin hali için delege olarak siz ne yapabiliyorsunuz? Ne kadar yardımınız dokunabilir? Bu bakımdan çalıştığınız okul kolektifinin üyelerine ne kadar yardım edebilirler? Delege olarak belediye meclis toplantılarında yukarıda anılan ve diğer problemlerin daha çabuk halledilmesi için elimden geldiği kadar çalışırım. Okulumuzda da arkadaşlar her zaman toplantılarda bu problemler hakkında genişçe konuşuyorlar. Sayın arkadaş Mithat, meclislerin çalışmasında hangi sorular yer buluyor? Hangileri hakkında en çok tartışma oluyor? Manastır Belediye Meclisi programında çizik olan sorunlar meclisin çalışmasında yer buluyor. Bunların arasında en tartışmalı geçen sorun bence şehrimizin her bir bakımda ilerlemesi sorunudur. Size göre hangi sorular daha genişçe yer almalıdır? Belediye meclislerin oturumlarında delegeler bu hususta ne yardım sunabilirler? Manastırın iktisadi durumu yüksek bir seviyeye yetişinceye kadar bu sorun belediye meclisinde sık sık bulunmalıdır. Delegelerin fazlası iş örgütlerinden olmasıyla bu hususta
belediye meclisi çok faydalanmaktadır. Sayın arkadaşlar, konuşmamıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim.